Saygıdeğer hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle Gazi şehrimizde Türkiye'nin sanayi üstünde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten Gaziantep her zaman olduğu gibi farkını ortaya koyuyor. Çok iyi hatırlıyorum 2007 yılında daha milletvekili olmadan sanayi odamızda bir sunum yaptığımı hatırlıyorum. Dönüşümün başladığı şehir diye. Gerçekten bugün de çok anlamlı bir temayla Gaziantep'teyiz. Tabii bir ödül töreni var. Ben sözlerimin başında Türkiye'nin yıldızlarını, Gaziantep'in yıldızlarını tebrik etmek istiyorum. Girişimcilerimizden çalışanlarına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabii sanayi odamızda da bu güzel toplantı için, bu anlamlı tören için teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm çok önemli fırsatlar içeriyor. Gereğini yapmazsak da çok önemli tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. Müsaade ederseniz bugün size faydalı olsun diye bir sunum hazırladım. Çünkü sanayicilerimizle, girişimcilerimizle bir araya geldiğimizde hiç olmazsa bir ufuk turu yapalım. Birlikte geleceği nasıl inşa edebiliriz? Ülkemizin bu çok önemli büyüme motorunu nasıl daha güçlü bir şekilde devreye koyabiliriz? Bu amaçla hem dünyadaki tabii ki meydan okumalardan biraz bahsetmek istiyorum. Onları nasıl bir fırsata dönüştürebiliriz? Türkiye'de tabii orta vadeli bir program uyguluyoruz. Bu programın içeriği ve gidişatına ilişkin bir perspektif sunmak istiyorum. En sonunda da tabii ki özellikle sanayicimize, yatırımcımıza, ihracatçımıza önümüzdeki dönemde, bugün ne yapıyoruz, önümüzdeki dönemde ne tür destekler sağlayacağız? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Özetle benim sunumum bu unsurlardan oluşuyor. Tabii dünyaya baktığımız zaman doğrusu sadece jeopolitik gerginlikler, savaşlar, yıkımlar değil. Ekonomik anlamda da baktığımız zaman çok önemli karşı rüzgarlar, meydan okumalar ve sorunlarla karşı karşıyayız. Küresel ticarette, küresel finans krizinden sonra, 2008'den sonra çok ciddi korumacı bir eğilim söz konusu. Ve maalesef bu eğilim güçlenerek devam ediyor. Bu hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla bu önemli bir trend. Bunun yanında dünyada nüfus yaşlanıyor. Birazdan göstereceğim. Dünya büyük bir borç yüküyle karşı karşıya. Bunlar da küresel büyümeyi etkiliyor. Büyümeyi sınırlıyor. Dolayısıyla ihracatı artırmak için sadece dış talepteki büyümeyle olmuyor. Ciddi bir pazar payı kazanmamız lazım. Bunun için de Gaziantep'te ben sanayi odamızın sunumunu, daha doğrusu filmini çok iyi izledim. Yenilikçilikten bahsediyor. Çok önemli. Tema da çok önemli ama içerik de öyle. Pazar payı kapmak için, küresel pazarlarda daha yüksek bir pay sahibi olmak için gerçekten Gaziantep Sanayi Odası'nın vizyonunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Tabii iklim krizi önemli bir kriz. Çok ciddi tehditler içeriyor. Ama bir o kadar da fırsatlar içeriyor. Bugün ticaret ortaklarımızdaki
Daha doğrusu bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi ana ticaret ortaklarımızdaki yavaş büyümedir. Şimdi yavaşlayan küreselleşme hususu beraberinde tabii ki ticarette korumacılığı getiriyor. Sanayileşmeyle, sanayi devrimiyle birlikte küreselleşme hızlanmıştı. Sonra 1. ve 2. Dünya Savaşı'yla büyük bir sekteye uğradı. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 2008 yılına kadar muazzam denilebilecek nitelikte bir küreselleşme yaşandı. Yani ticarette liberalleşme, kurala dayalı bir küresel model. Maalesef son yıllarda bu kurala dayalı küresel sistem çatırdamaya başladı. Aslında temelinde bir hegemon güçle yükselen bir güç arasındaki rekabettir. İşin özü budur. Diğer her şey detaydır. Yani ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabettir. Ve bu beraberinde kurala dayalı 2. Dünya Savaşı oluşturulan sistemin tabii ki çatırdamasına sebep oluyor. Şu anda maalesef yeni bir sistem yok ve eski sistem sıkıntılı. Ve bu beraberinde çok ciddi sorunlar getiriyor.